Merhaba, İstanbul Politikalar Merkezi ve Medyascope'un ortaklığıyla yaptığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının bugün 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü ve kıdemli uzman aynı zamanda. İklimi, çevreyi konuşacağız bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun katıldığınız için programımıza. Şimdi böyle arkadaş arasında, aile arasında böyle veya işte nasıl diyeyim amiyane tabirle kıraathane sohbetinde bile konuşulan, herhalde bütün dünyada da konuşuluyordur bir şey var. Ya bu kışlar artık eski kışlar gibi değil. Sıcak geçiyor. Kar yağ mesela İstanbul'a yağmadı gibi bir şey bu sene. Geçen sene de hatırladığım kadarıyla öyleydi. Bu daha kuzeydeki ülkeler için bile geçerli bildiğim kadarıyla. Böyle bir halk sohbeti gibi gözüküyor ama bu çok ciddi bir konu ve sizin gibi insanların da akademik olarak araştırdıkları bir konu. Neden böyle oluyor diye sorarak başlayayım. İklim değişti çünkü. Yani daha önceden bu konu iklim değişiyor, değişecek, işte iklim değiştiği diye bir şey var. Var mı, yok mu? Bunlar konuşulurdu bundan 20-30 sene önce. Bugün iklim değişti artık. Yani dediğiniz gibi İstanbul'a kaç senedir kışın doğru düzgün kar yağmıyor. Yani belki işte bir kere şöyle bir atıştırıyor, geçiyor. Bu sene neyse ki Türkiye'nin doğu bölgelerinde bayağı kar yağdı. Hatta normalin bile üzerinde olabilir bu sene. Böyle bir varyasyonlar olabiliyor çünkü yıllar içerisinde değişiklikler olabiliyor. Ama iklimsel trend olarak baktığınız zaman çok ciddi bir ısınma var. Bu sene sadece Türkiye'de değil bu, özellikle kuzeyde yani Avrupa'nın kuzeyinde işte Finlandiya, İskandinavya, Rusya vesaire inanılmaz sıcak bir kış yaşandı. Yani özellikle mesela Helsinki'de, Finlandiya'nın başkentinde, St. Petersburg, Moskova gibi normalde bütün kışı kar altında geçiren yerlerde bu sene doğru düzgün kar yağmamış. Hatta Helsinki'de hiç yağmamış. St. Petersburg'da ve Moskova'da da çok az yağmış. Moskova'da sıcaklıklar 0 derecenin altına düşmemiş kış boyunca. En son hatta bunun bilimsel şeyini de söyleyeyim. Bunlar genellikle gazete haberi olarak okuduğumuz şeyler ama 2019-2020 kışının değerlendirmesi daha yeni çıktı. Copernicus diye Avrupa Birliği'nin iklimle ilgili işte hava durumuyla ilgili verilerini yayınlayan ajans tarafından yayınlandı. 2019-2020 kışı tüm zamanların en sıcak ikinci kışı olmuş ve sıcaklık artışı çok çarpıcı. 1981-2010 ortalamasına göre, yani 1981-2010 çok eski bir karşılaştırma zamanı değil. Yani 20. yüzyıl ortalaması ya da 19. yüzyılla karşılaştırmıyoruz. 20. yüzyılın sonu, 21. yüzyılın başıyla karşılaştırıyoruz. 3.4 derece daha sıcak geçmiş bu kış. Yani Aralık, Ocak ve Şubat aylarının ortalaması. Bu 3.4 öyle küçük gözüküyor ama çok bayağı bir şey hiç değil mi? Hiç küçük değil. Kış ayları için yani 3.4 derece daha sıcak. İşte kar yağmamasını bu açıklıyor. Şubat ayı tüm zamanların en sıcak. 2. Şubat ayı olmuş. En sıcak birincisi ne zaman derseniz 1950'ler değil yani. O da 2016 zaten. Yani dolayısıyla her sene bir öncekinden daha sıcak oluyor zaten. Tüm zamanların en sıcak yılı 2016 olmuştu. 2019'da en sıcak ikinci yıl oldu dünya çapında. Ama Avrupa özellikle bu sene hem Avrupa hem de Kuzey Amerika'nın bir kısmı, doğusu özellikle aşırı sıcak oldu. Dolayısıyla bu hani yeni normal deniyor ya, bu aslında tam anlamıyla normal de sayılmaz. Çünkü böyle de kalmayacak yani. Bundan çok daha sıcak bir iklime doğru gideceğiz. Normal ne zaman, yeni normal ne zaman oluşur, ne zaman bir stabilize olur onu henüz bilmiyoruz. Bu kış, daha doğrusu orası için yaz ama bizim için kış da Avustralya'da mesela bu da tamamen sıcaklık artışıyla mı ilgiliydi? Oradaki dev orman yangınları, aylar süren yangınlar tabii olmuştu. Bilmiyorum son durum ne ama. Şu aralar yanacak pek bir yer kalmadığı için durdu tabii. Evet, evet, orada bayağı bir yer yanmıştı. Bunlar da herhalde şeyle, sıcaklık artışıyla açıklayabilir miyiz? Tabii. Zaten Avustralya son birkaç senedir çok kurak ve çok sıcak bir dönem yaşıyordu. Bu sene aşırı sıcak oldu.
Ve işte geçen Kasım gibi, yani Ekim'de başladı ama asıl Kasım Aralık'ta şiddetlendi orman yangınları. Toplam, Avustralya'nın toplam orman alanının yaklaşık %15'i 20'si yandı yani. Hı hı. Devasa bir alan yani. Tabii 18, kıtadan bahsediyoruz yani. Tabii 18,5 milyon hektar gibi bir şeyden bahsediyoruz ki bunu Türkiye ölçeğinde ne kadar bir alan diye bakarsanız işte Türkiye'nin neredeyse dörtte biri kadar bir alanın, hı hı, alandaki ormanın yandığı biliniyor. Tabii bu çok sayıda kasaba ortadan kalktı. Hı hı. 1 milyardan fazla hayvanın öldüğü söyleniyor vesaire biliyorsunuz. Hı hı. Yani Avustralya'daki bu aşırı büyüklükteki orman yangınları tamamen çok sıcak ve çok kurak bir kış geçmesine bağlı. Tabii sadece sıcaklık da yetmiyor. Yağış olmaması ve uzun yıllar boyunca yağışların çok az olması bütün oradaki vejetasyonu kurutuyor. Bitkileri, ağaçları kurutuyor. Birçok yerde işte geçen 2 sene önce Yunanistan'da çıkan yangın, Portekiz'de çıkan yangın, Kaliforniya sürekli yanıyor, Amazonlar sürekli yanıyor. Benzer koşullar söz konusuydu. Hatta işte 2019'da Sibirya'da 3,5 milyon hektar orman yandı. Sibirya gibi bir yerde bile. Ki oralara zaten ulaşıp söndürme şansınız da yok. Bunlar hiç normal şeyler değil. Tabii bazı profesyonel açıdan bakanlar işte orman yanar zaten ya da sıcaklık değişiklikleri olur, bir sene sıcak olur, bir sene soğuk olur gibi olaylara bakabiliyorlar. Ancak bir trend olarak baktığınız zaman çok ciddi bir ısınma var ve bu bir de üzerine bir takım daha farklı mekanizmaları tetikleyip örneğin işte kutup yakınlarındaki donmuş topraktan metan çıkışı gibi bazı hesaba katılmayan mekanizmaları tetikleyip bunu iyice çığırından çıkarabilir. Dolayısıyla oldukça 2020'lere oldukça sert girdik diyebiliriz iklim açısından. Peki bunun insan eliyle olmuş bir şey olduğundan emin miyiz? Yani hani bir de şöyle bir şey var ya işte bu bir biz yani ortalama 70-80 yıllık bir ömrümüz var. O kadarını görebiliyoruz ama aslında bu bir döngüdür dünyanın milyonlarca yıllık tarihine bakıldığında. Bunlar böyle bir akım gelir geçer sonra tekrar soğuma olur. Gene öyle bir şeyler olur falan. Tekrar işte 100 bin yıl sonra bir daha olur falan gibi bir şey mi? Yoksa hakikaten emin miyiz bunun insan eliyle olan bir şey olduğunu? Yani eminiz tabii. Yani bu tartışma bundan bir 50 sene önce falan daha böyle meşru bir şekilde yapılıyor olabilirdi. Yapılıyordu da. İşte gerçekten acaba güneşteki patlamalar mı etkili, yoksa bu sıcaklık artışı geçici mi, tekrar soğumaya başlayacak mı gibi bir tartışma yapılıyordu. Ama bugün artık bilim dünyasında böyle bir tartışma yapılmıyor. Bu tartışmayı canlı tutmaya çalışan bazı çıkar çevreleri var. İşte kim olduğunu söylemeye bile gerek yok. İşte petrol şirketleri, fosil yakıt şirketleri, bunlar bu tartışmayı canlı tutmaya çalışıyorlar. Bunu da daha çok kafa karıştırmak için yapıyorlar. Hani zaten iklim değişikliği olacak, zaten ısınma olacaktı. İnsanların buna bir etkisi yok gibi. Halbuki bütün bilimsel kaynaklar eğer insan etkisi olmasaydı şu anda dünyanın soğumaya doğru gitmesi gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla tamamen insan etkisine bağlı. İnsan etkisi de aslında çok böyle karışık değil. Tamamen fosil yakıtlara bağlı bir süreçten bahsediyoruz. Yani kömür, petrol, doğalgaz ve bunların kullanıldığı bütün sektörler iklim değişikliğinin tek nedeni. Hı hı. Peki uluslararası alandaki çalışmalar, madem insan eliyle oluyor, gene sorunu insanların çözmesi lazım. Bireyler çözemeyeceğine göre devletlerden bekleyeceğiz bunu. Ya da bilmiyorum, belki siz farklı düşünüyorsunuzdur ama sonuç olarak ilk baktığımız aktörler devletler oluyor. Ne gibi çalışmalar var? Mesela Paris Anlaşması var. Bu ne kadar yeterli? Ne kadar cevap verecek? Ne kadar gerçekçi bir kere? Uygulanabilecek mi? İşte Amerika çekildi vesaire. Türkiye yayından önce konuşurken Türkiye'nin imzalamadığından bahsettik. İmzaladığından ama onaylamadığından bahsettik. Bu uluslararası çalışmalar ne kadar yeterli? Şimdi uluslararası alanda tabii Paris Anlaşması'nın yapılmış olması önemli bir adım. Yani 2015'te Paris Anlaşması onaylanmadan önce uluslararası müzakereler devam edecek mi etmeyecek mi diye merak içindeydik. En azından şu anda uluslararası toplum, ülkeler, devletler bir masanın etrafında oturup çok radikal adımlar atamasalardı henüz, en azından bu konu hakkında bir müzakere yapıyorlar. Ülkeler birbirlerini sıkıştırıyorlar falan. İşte en son Avrupa Birliği'nin iklimle ilgili çıkardığı yasayı konuştuk. Ya da
Avrupa Birliği gibi bazı ilerici denebilecek ülkelerin hedefleri oldukça iyiye doğru gitmeye başladı, henüz yeterli olmasa da. Dolayısıyla yapılan şeyler var. Fakat toplama bakıldığında maalesef Paris Anlaşması'nın toplam etkisi dünyayı şu anda 100 yıl öncesine göre 3 derece, 3,5 derece civarında ısıtıyor. Yani bu hesap doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan bir hesap ve maalesef Paris Anlaşması'nın bütünüyle uygulansa bile, yani bütün ülkeler üzerlerine düşeni yapsa bile bugünkü taahhütlerle bir işe yaramayacağını, en azından işte şöyle işe yarayabilir, 4,5 derece ısınacaktı, 3 derece ısınacak düzeyinde işe yarayacağını yani geri gösteriyor. Çevirmez ama durdurur gibi. Durdurmuyor, yavaşlatıyor belki ama ne kadar yavaşlatıyor? 4 dereceyi, 4,5 dereceyi bulmasını belki engelliyor ama 3 derecede insan türü yaşayabilecek mi? Bunu kimse bilmiyor çünkü zaten... Biliyorsunuz Paris Anlaşması'nın koyduğu sınır 1,5-2 derece sınırı. 1,5-2 derecenin üstüne çıktığında sıcaklık artışı, ki şu anda 1,2'de, 1,5-2'nin üzerine çıktığında insan uygarlığının devam edebileceği koşulların olacağı kesin değil. Yani bilim insanları bu konuda tamamen belirsizlik olduğunu söylüyorlar. İşte kuraklık nedeniyle, aşırı iklim olayları nedeniyle falan. Dolayısıyla Paris Anlaşması iyi bir şey, iyi de bir çerçevesi var, fena değil ama... taahhütlerin kesinlikle iklim değişikliğini durduracak bir şeyi yok, kapsamı yok. O yüzden de hani Türkiye ne yapıyor? Türkiye hiç karışmıyor. Yani şu anki durumu Türkiye Paris Anlaşması'nda gözlemci. Bu tabii ayrı bir soru. Nedir Türkiye'nin tezi burada? Onaylamamanın gerekçesi ne olabilir? Yani bu işte şey mi? Biz sanayileşen ülkeyiz, mecburuz bunu yapmaya gibi bir şey mi? Ya o işin arka planında öyle bir fikir var tabii ama tezi bu değil Türkiye'nin. Türkiye'nin tezi Türkiye'ye haksızlık yapıldığı. Çünkü Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğu ama anlaşmada gelişmiş ülke olarak görüldüğü. Bu nedenle de Türkiye'ye yapabileceğinden daha fazla bir azaltım yükümlülüğü yüklenmek istendiği. Ha, öyle bir ayrım mı var? Yani belli kategorideki ülkelerin şunu, belli kategorideki ülkelerin eskiden bunu yapması vardı. Yani eskiden Kyoto Protokolü zamanında böyle çok net bir ayrım vardı. Paris Anlaşması bu ayrımı bayağı belirsizleştirdi. Hala bir miktar var. Gelişmiş ülkelerin mutlak azaltım hedefi denen belli bir yıla göre giderek azaltması gerektiği, gelişmekte olan ülkeler için bu biraz daha esnek tutuluyor. Ama sonuç itibariyle önümüzdeki yıllarda aslında bütün ülkelerin azaltmaya başlaması gerekiyor. İşte Çin gibi bir ülke 2030'dan önce peak yapacağını, yani 2030'dan itibaren, en geç 2030'dan itibaren emisyonlarını azaltmaya başlayacağını taahhüt etti. Şimdi Türkiye hiçbir zaman azaltmaya başlamayacağı varsayımıyla davranıyor. Dolayısıyla bu çok eskide kalmış bir anlayış. İşte bir de finansmana erişimi olmadığı tezi var Türkiye'nin. İklim finansmanına gelişmekte olan ülkeler erişebiliyor Paris kapsamında, gelişmiş ülkeler erişemiyor. Fakat iklim finansmanı tabii Paris kapsamındaki mekanizmalardan ibaret değil. Çok farklı iklim finansmanları var. Türkiye bunlara aslında erişiyor. Yani bir yenilenebilir enerji santrali yapacağınız zaman kredi bulabiliyorsunuz. Nereden geliyor bu finans kaynağı? Mesela kalkınma bankalarından, Avrupa Kalkınma Bankası gibi, Dünya Bankası'ndan falan geliyor. Türkiye bu finansmanlara erişebiliyor. Sadece Paris mekanizmasının altındakilere GCF diye bir yeşil iklim fonu diye bir şey var. Ona erişemiyor. Ama o da Türkiye'nin çok ihtiyacı olan büyüklükte bir fon değil zaten. Daha çok az gelişmiş ülkelere yönelik. Onların kullanması en azından şu anki miktardaki parayla ancak onların kullanabileceği bir fon. Yani Türkiye birazcık açıkçası bu sizin sorunuzdaki gibi o eski kalkınmacı anlayışı, bizim her zaman emisyonları arttırmamız kaçınılmaz olacak. Yani bizim fosil yakıtlar, işte kömür kullanma arzusu. Yani Türkiye kömürü bir yerli kaynak olarak görüyor. Kömür de değil de lignit aslında. Dolayısıyla bunu kullanmaya devam etme niyeti nedeniyle bir sürü nedenle ekonomi politikalarını uyarlayamadığı için, zihniyeti uyarlayamadığı için eskide kalma noktasında kalıyor ve Paris Anlaşması'na taraf olmamaya çalışıyor. Taraf olursa çok şeyi kaybedeceğini varsayan bir kesim var herhalde bürokraside. Muhtemelen onların etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Hı hı. Nükleer santrallerle ilgili bir yüküm var mı Paris Anlaşması'nda? Nükleerin, nükleer santral Paris Anlaşması gibi bir yere girecek kapsamda bir şey değil. Çünkü hem sera gazı salımı yok, kömür gibi. Dolayısıyla hani nükleerden çıkın diye bir zorunluluk yok Paris kapsamında ama aynı zamanda çözüm de değil, çözüm olarak da kabul edilmiyor.
Dolayısıyla nükleer... Ama tabii oradan çıkacak atığın nereye... Depo nasıl nereye ama onun iklim tabii, bağlamında evet, bir etkisi yani olmadığı onda, için. Zaten nükleerle ilgili sorunlardan bir tanesi nükleerle ilgili çok ciddi uluslararası mekanizmaların olmaması. Hı-hı. Yani mesela iklimle ilgili Paris Anlaşması var, çerçeve sözleşme var. Dolayısıyla iklimle ilgili meseleleri dolaylı olarak fosil yakıtları, aslında fosil yakıt lafı da edilmiyor Paris'te ama fosil yakıtları orada düzenleyebiliyorsunuz bir şekilde emisyon üzerinden. Nükleerle ilgili şöyle bir şey yok. Hiçbir uluslararası şey yok. Bütünüyle ülkelerin kendi tasarruflarında. Hani bir tek güvenlikle ilgili tabii Avrupa'nın falan şeyleri var ama nükleere sahip olup olmama tamamen ülkelerin kendi tasarrufu. Sizce nasıl bir yöntem izlemeli Türkiye peki bu fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak için? Yani ne yapmak lazım? Yani aslında bütün dünya aynı şeyi yapmak zorunda. Çok bilinmeyen bir şey değil, yeni bir şey de yok. Yeni olan şu, var aslında yeni bir şey. Yeni olan eskiden zor gibi görünen dönüşümün şu anda çok kolaylaşmış olması. Yani ne artık, gibi biraz daha açarsanız? Yani dönüşüm başta enerji, yani en önemli emisyon kaynağı, iklim değişikliğine neden olan karbondioksit gibi sera gazlarının en önemli kaynağı enerji sektörü. Bu enerji ama sadece elektrik üretimi anlamına gelmiyor. Bunun içinde ulaşım da var, sanayi de var vesaire, binalar var. Büyük bir kısmı, 1/4 pek çok ülkede enerjiden kaynaklanıyor. Şimdi enerji emisyonlarını düşürmenin yolu ekonomiyi fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye dönüştürmek. Tamamını ama yani sadece elektrik üretimini değil. Bunun belli bir süreç içerisinde tamamlanması gerekiyor. Bu süreç Paris Anlaşması'nın mantığına göre 2050'ye kadar, yani 30 yıl içerisinde bütün ekonominin yenilenebilir enerjiye dönüşmesi gerekiyor %100. Şimdi bu şekilde yazmıyor Paris'te ama onun oradaki söylenenlerin gittiği yer, bizi götürdüğü yer bu. Şimdi Türkiye bunu yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü aslında dünyanın, Avrupa'nın çok çok önce yapması gerekiyor bunu. Türkiye gibi daha sonradan sanayileşen ülkelerinde en geç 2050'ye kadar tamamen sıfır emisyona gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin elektrik üretimini tamamen yenilenebilire çevirmesi, yavaş yavaş işte ulaşımı aynı şekilde elektrifikasyon, önce elektrifikasyon yapması, sonra da o elektriği tabii yenilenebilir enerjiden üretmesi vesaire, bunların hepsi mümkün olan şeyler. Bu tartışma, maliyetle ve teknolojiyle ilgili tartışma eski bir tartışma zaten. Artık hani gerçekçi mi değil mi tartışması bitti. Ama politik irade lazım tabii. Hı hı. Bu Paris Anlaşması'yla bir alakası var mı? Bu hayvancılık sektörü de suçlanıyor bu sera gazının artmasında. Çünkü işte yani biz ne kadar et, özellikle vejetaryen ya da vegan kesimin bu konuda şeyi var. Hani ne kadar çok et yersek, daha doğrusu ne kadar çok hayvan kesim amacıyla beslenirse o kadar artıyor gibilerinden. Onunla ilgili bir şeyler var mı yoksa? Var. O metan, işin metan kısmı. Yani sera gazları, birkaç tane sera gazı var. En önemli iki tanesi karbondioksit ve metan. Karbondioksitin en önemli kaynağı, ki karbondioksit en önemli sera gazı. Onun kaynağı temelde fosil yakıtlar. Metanın ise farklı kaynakları var. Fosil yakıtlar da bunlardan bir tanesi ama önemli kaynaklarından bir tanesi hayvancılık. Özellikle de endüstriyel hayvancılık. Çünkü endüstriyel hayvancılıktan kaynaklanan metan emisyonları, doğrudan metan emisyonları oldukça fazla. Mesela küresel toplam emisyonların, yani bütün sera gazları emisyonlarının %6'ya yakını sadece hayvancılıktan kaynaklanıyor. Doğrudan olarak yani. Dolayısıyla işte hayvan gübresinden vesaire. Dolayısıyla hayvancılık önemli bir emisyon kaynağı. Özellikle endüstriyel hayvancılığın aynı fosil yakıt sektörü gibi aslında bu dönüşümden geçmesi ve büyük ölçüde ortadan kalkması gerekiyor. Onunla ilgili yapılan bir şey var mı? Herhangi bir tavsiye? Bu, yani raporlar var, bir takım ülkelerin aldığı önlemler var. Ancak bu yenilenebilir enerjiye geçişteki kadar düzenlenmiş bir alan değil. Biraz daha işte yaşam biçimi tartışması üzerinden gidiyor aslında. Ama şey var tabii, yani endüstriyel hayvancılığın kendi içinde emisyonları azaltmaya yönelik teknolojik önlemleri var. Yani tıpkı mesela çimento fabrikaları gibi. Çimento fabrikaları ortadan kaldırmak lazım aslında ama onları ortadan kaldırmak yerine çimento fabrikalarının emisyonlarını azaltmaya dair önlemler alınıyor. Aynı şey hayvancılıkta da var.
normalde bakarsanız endüstriyel hayvancılığı tamamen ortadan kaldırmadan bu emisyonları kesemezsiniz ama ortadan kaldırmak yerine onun emisyonlarını kontrol altına alacak önlemler üzerinde çalışılıyor daha çok. Bir de tabii daha yenilikçi öneriler var. Endüstriyel hayvancılığın tamamen aslında daha eski tip geleneksel hayvancılığa doğru, MERA yetiştiriciliğine, onarıcı tarım deniyor buna, onarıcı tarıma doğru döndürülmesi, yani bütünüyle aslında endüstriyel hayvancılıktan daha ekolojik, daha doğa dostu, iklim dostu bir hayvancılığa geçilmesi önerileri var. Bunlar da uzun bir süredir tartışılıyor. Yani iş sanayiyle bitmiyor. Bir de şey var tabii, bu uçakların saldıkları tabii. Gazdan dolayı meydana gelen bazı zararlar var. O da yine karbon diyorsun. Yani zaten. Evet, hatta işte mecbur olmadıkça uçakla gitmeyin vesaire gibilerinden de evet. Tezler var. Onunla ilgili bilmiyorum. Şöyle, yani ulaşım emisyonları toplamı çok yüksek. Yani ulaşım emisyonları, toplam küresel emisyonların %16'sı falan, yani 16-17, bunun içerisinde şey de var, uçaklar da var. Uçakların payı çok hızlı artıyor ve kişi başı, siz bir uçakla bir yere gittiğiniz zaman sizin o gidişten kişi başına size düşen karbon ayak izi çok yüksek. Yani mesela buradan bir kere Amerika'ya gidip gelseniz, kıtalar arası bir uçuş yapsanız, hiç yapmadığınız zaman bir yılda başka nedenlerle sorumlu olacağınız karbon kadarını tek bir uçuşta salıyorsunuz. Bu karbon ayak izi hesabı üzerinden bakıldığında. Dolayısıyla çok yüksek ama uçaklardan salınan gaz da zaten karbondioksit. Yani aslında otomobilden bir farkı yok. Yani orada da benzin yakıyorsunuz, burada da benzin yakıyorsunuz. Sadece uçakların tabii çok fazla yakması gibi bir şey var. Tek bir uçak için düşündüğünüzde. Ama şunu da söyleyeyim. Toplamda uçakların payı karayolu taşımacılığından düşük. Yani bu da yanılgılardan bir tanesi. Yani uçağa binmeyelim, çok güzel ama arabaya binmeye devam edemezsiniz. Yani uçak kadar, otomobil de hatta otomobil uçaktan daha da fazla toplamda etkili. Ama o konuda biraz iyimser olabilir miyiz? Yani bu elektrikli araçlara geçiliyor vesaire. O konuda sanki biraz gelişme olacak gibi. Olacak tabii ama orada tabii bir sürü açmaz var. Mesela bugünkü kadar çok otomobil kullanmaya devam edip bunun hepsini elektrikli araca çevirdiğinizde elektrik tüketimi artıyor. Bütün o üretmeniz gereken ekstra elektriği de yine yenilenebilir enerjiden üretmeniz lazım. Yani onu kömürden elde edecekseniz hiçbir şey değişmez zaten ya da çok az değişir. Dolayısıyla aslında otomobilsiz bir yaşama doğru geçilmesi gerekiyor. Yani bütün bu yaşam biçimimizi hiç değiştirmeyelim, sadece yakıtı değiştirelim, sadece elektriği nereden ürettiğimizi değiştirelim. Teorilerinin hepsi bir kör noktaya geliyor ve tıkanıyor maalesef. Yani çünkü bu şöyle bir hız olsaydı, hani bu dönüşümü 100 sene içinde tamamlamamız gerekseydi, hala önümüzde çok fazla tüketecek karbon bütçesi olsaydı mesela belki böyle yavaş bir şekilde bu dönüşümü yapabilirdik. Ama 30 yıl içerisinde bütün dünyanın tamamen fosil yakıtlardan çıkması, tamamen karbonsuzlaşması. Hatta Avrupa'nın bunu 15 yıl içerisinde tamamlaması gerekiyor. Yani yaşam tarzımızı değiştirmezsek bir tarafı yaparken öbür tarafı bozacağız gibi gözüküyor. Yaşam tarzımızı değiştirmeden enerji dönüşümü yapamayız. Şey bence güzel bir örnek mesela. İşte Tesla Berlin'de bir fabrika kurmaya karar veriyor. Elektrikli araç üretecek. Tamam güzel. Ama işte şu kadar hektar ağacın kesilmesi gerekiyor şimdi o fabrikayı yapabilmek için. Galiba mahkemeden döndü vesaire. Yani mutlaka bir şey yaparken. Çünkü iklimi korumanın bir parçası da doğayı korumak, hatta onarmak, restore etmek. Yani ekosistemleri restore etmeden, onarmadan, geriye kazanmadan çünkü yutakları da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. O karbondioksiti ağaçlar, bitkiler emiyor büyük ölçüde. Bütünüyle bir ekonomik sistem değişikliği gerektiriyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri Trump liderliğinde bu Paris Anlaşması'ndan çekildi. Bu çok şeyi değiştirecek bir şey mi? Arkası gelir mi? Yani başka Trump benzeri liderler de aynı yolu izlemeye gidiyor. Geldi zaten aslında. Mesela Bolsonaro seçildikten sonra Trump'tan daha kötü. Onun COP'larda yani iklim zirvelerindeki tavrı çekilmedi. Çekilse daha iyi olacaktı. Yani çekilmedi, içeriden baltalamaya çalışıyor Bolsonaro. Avustralya'nın sicili hiç iyi değil. Avustralya gayet bu kadar yangınlara rağmen kömür ülkesi olduğu için o kömürleri çıkarmaya devam etmek istiyor. Kanada iyi gibi görünür ama değil. Yani pek çok ülkede ciddi sorunlar var. Trump tek başına
ABD'nin tek başına çekilmesi önemli tabii ama tek başına bir şey ifade etmez. Çünkü ABD ekonomisi oldukça desantralize bir ekonomi olduğu için federal hükümet çekilse bile eyaletler, belediyeler, bazı şirketler vesaire bunlar aslında devam ediyorlar. Yani Paris'i uygulamaya diyelim, yani Paris'in ruhuna uygun davranmaya. Hatta mesela artık iklim zirvelerinde We Are Still In diye bir koalisyon kurdular. Yani biz hala buradayız koalisyonu diye bir şey kurdu. Pek çok eyalet, yerel yönetim falan. Onlar katılıyor Paris Anlaşması toplantılarına artık. Yani hükümet katılmıyor gibi, yani federal hükümet. Dolayısıyla çok önemli olmakla birlikte tek başına durdurmaz iklim değişikliğine karşı mücadeleyi Trump. Durduramaz. Ama tabii Paris Anlaşması'nın yapılmasında Obama dönemi olmasının büyük bir etkisi vardı. Bunu da görmezden gelemeyiz. Asıl problem şu oluyor. Amerika'nın oyun dışında olması diğer ülkeleri yavaşlatıyor. Hmm. Yani Avrupa Birliği aslında Amerika Obama dönemi devam etseydi mesela, onun yerine diyelim Bernie Sanders gelirse şimdi. Mesela o zaman Avrupa çok hızlanacaktır. Şu anda Avrupa da frene basmış durumda. İşte en son geçen hafta çıkan bu iklim yasası üzerinden konuşalım oldukça biraz. Zayıf. Neler öngörüyor mesela? Kısaca özet şekilde ne söyleyebiliriz? Ne diyor yani bu yasa? Yani şunu söylüyor aslında. Çok temelde Avrupa'nın 2030'da bir %40 indirme hedefi vardır. Bu %40 indirme hedefi çok az. Avrupa Birliği Komisyonu bile aslında bunu değiştirmeyi düşünüyor. Muhtemelen %50'ye çekecekler onu. Ama onları pek fazla dokunmadan bu yasa uzun vadeli hedeften, yani 2050'de net sıfır hedefinden, karbon nötr olma hedefinden bahsediyor. Şimdi bu tabii oldukça yetersiz. Çünkü bu Greta ve arkadaşları, iklim hareketi protesto ettiler bu yasayı. Etme nedenleri şuydu, yani biz bugün hızlı bir değişiklik olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü gerçekten bütün sistemi, demin söylediğimiz değişikliği Avrupa'nın çok hızlı yapması lazım. O kadar zamanımız olmayabilir. Mesela Kevin Anderson ve arkadaşlarının yaptığı bir hesap var. Bu Avrupa'nın en önemli, İngiltere'nin en önemli iklim bilimcilerinden biridir. Bu hesaba göre Avrupa'nın sıfırlaması gereken tarih 2035-2040 civarı. Şu anki emisyonlarıyla 9 sene devam edebilir. 9 sene sonra bütün karbon bütçesi hakkı doluyor Avrupa'nın. Yani inanılmaz bir, bunu hakkaniyete göre hesaplıyorlar. Yani toplam, dünyanın toplam artık bundan sonra salabileceği karbon belli. Buna Avrupa bunun ne kadarını alabilir hakkaniyet çerçevesinde? İşte 27 gigaton. Bu 27 gigaton bugünkü anlamda 9 sene yetiyor. Dolayısıyla diyor ki Kevin Anderson, Avrupa'nın yılda %10 hızla inmesi lazım. Yılda %10 demek, 2030'da %75 civarında bir azaltım demek. Oysa Avrupa hala %40 hedefiyle uğraşıyor ve hala 2050'den bahsediyor. Şimdi burada da şöyle bir problem var. Mesela Türkiye'de 2050'den hiç bahsetmiyor. Hmm. Şimdi yani ikisinin de olması lazım. Sizin hem uzun vadeli hedefinizin olması lazım hem kısa vadeli. Sadece uzun vadeli hedefiniz olursa olayı çok ötelemiş olursunuz. Ya da kısa vadeli hedefiniz yetersizse Avrupa gibi ve işi 2050'ye atıyorsanız bu mevcut hükümetlerin kendilerini birazcık sıyırmaya çalıştıkları anlamına geliyor. Yani işi biraz ileriye, belki yeni teknolojiler gelişecek falan diye bir umma hikayesi var. Türkiye gibi ülkelerde ise kısa vadeli hedef de pek yok ama uzun vade hiç yok. Yani Türkiye'nin bir azaltım perspektifi yok. Yani Türkiye hiçbir zaman 2050'ye kadar hiçbir zaman emisyonlarını azaltmayacakmış gibi davranıyor. Sanki Türkiye hep arttırmaya devam edecek. Türkiye büyüyecek, ekonomi büyüyecek. Ekonomi büyürken de ister istemez diye düşünüyorlar. Emisyonlar da artacak. Oysa böyle bir dünya yok artık. Dünyada Çin bile bunu 2030'da itibaren düşürmeye karar verdi söylediğim gibi ve Türkiye'nin de bunu en geç 2030'da, belki çok daha önce artık emisyonlarını azaltmaya başlaması gerekiyor. Bunun için de Paris'e taraf olması gerekiyor. Yani Paris'e taraf olmaktan imtina etmemize neden olan gerekçe tam olarak bu aslında. Biz mutlak azaltım yapmak istemiyoruz gerekçesi. Zaten bütün ülkelerin mutlak azaltım yapması gerektiği için artık bu gerekçe ortadan kalkmış olması gerekir. Yani Avrupa'nın öncülüğü ile ilgili bir sorun var. Türkiye gibi ülkelerinde hani bu işe katılma gibi bir sorunları var. Ama galiba isteksizlik gibi. Avrupa'da da böyle gönülsüz olan bazı ülkeler var bu mesela iklim yasası ile ilgili. Ha bir de kömürünüz varsa gönülsüz oluyorsunuz yani temelde biraz öyle. Yani Polonya'dan bahsediyoruz. Almanya. Almanya evet.
Şeyi soracağım, bir yaptırım mekanizması var mı peki bu iklim yasasında? Yani bu falanca rakamı tutturmazsanız şu olur. Takip edeceğiz ve açıklayacağız falan diyorlar ülkeleri tek tek. Yani Avrupa Birliği içerisinde bir yaptırım mekanizması olması mümkün aslında. Ama ben bir cezadan bahsedildiğini duymadım. Peki demin Bolsonaro'dan, Trump'tan bahsediyorduk ve benzerlerinden. Şimdi bir yandan böyle bir duyarlılık da var gibi dünyada. Yani şeyde bile, ne bileyim Davos'ta, Münih Güvenlik Konferansı'nda bile en böyle baş konulardan birisi iklim kriziydi. Bir yandan böyle bir duyarlılık var gibi, bir yandan da bakıyoruz bu işte popülist dediğimiz, aşırı sağ dediğimiz, sağ popülist dediğimiz her neyse liderlerin olduğu ülkeler, Brezilya, ABD, Macaristan, işte ne varsa artık. Bir yandan da böyle bir şey var, tersine çevirme ya da bu işi yok sayma, ya yok öyle bir şey işte ne olacak falan filan gibilerinden böyle bir yaklaşım var. Niye, yani neden bunca bilim insanı vesaire bunu söylerken birileri çıkıp yok öyle bir şey yok, bunlar işte falancanın filancanın uydurması gibilerinden bir tavır alıyorlar? Valla bu tabii üzerinde ayrı bir program yapmak lazım, bu çok uzun bir hikaye. Bir sürü şeyle bağlantılı olabilir. Mesela bu post-truth denen, aslında gerçeklerle ilgisi olmayan bir politika anlayışı, popülistlerin yeni icadı değil mi? Yani çok yeni değil belki ama hani bunu gerçekten çok sofistike hale getirdiler, Trump falan. Bu bunun bir parçası. Yani iklim değişikliği yok demekle, mesela aşı hiçbir işe yaramıyor ve otizme neden oluyor demek ya da evrim diye bir şey yok demek. Yakında şeyden korkuyorum ben. Dünya düz demek. Tam onu hepsi diyecektim. Aynı zihniyetin bir ürünü. Yani bilimin söylediğini tamamen göz ardı ederek aslında bilime düşmanca bir tavır takınmak bir politik anlayış haline gelirse ve bu işin yani bu zihniyet tarafı... Daha kötüsü tarafı, karşılığını bulursa? Tabanda da karşılığını buluyor. Çünkü aslında demin konuştuk ya, işte yaşam biçimlerinin değişmesi gerekiyor. Tabii yaşam biçiminin değişmesine karşı da insanlar da, en azından insanların bir kısmında ciddi bir tepki, bir savunma anlayışı ortaya çıkıyor. Bunlardan bahsetmek ya da bir takım komplo teorileri kurmak daha tercih edilir geliyor ve kendi üzerinizdeki sorumluluğu da atmış oluyorsunuz. Ama tabii bu kadar olayı sadece bununla da sınırlamak bana doğru gelmiyor. Çok daha doğrudan bir mesele var. Bu hükümetlerin birçoğu doğrudan bazı şirket gruplarının doğrudan aracı olarak davranıyorlar. Yani Amerika'da Trump açıkçası kömür endüstrisini kurtarmak üzere iktidara geldi. Yani bunun içerisinde korumacı ekonomi, göçmen karşıtlığı gibi bir sürü şey olabilir ama seçim öncesi, 2016'daki seçim öncesindeki tartışmalara bakarsanız Trump çok net bir şekilde kömürden çıkış başlamıştı çünkü Amerika'da Obama döneminde. Bunu geriye çevireceğini, işte kömür işçilerine işlerini geri vereceğini, kömür endüstrisini büyüteceğini falan iddia ederek ya da vaat ederek geldi. Bunu tam olarak yapamadı çünkü ekonomi öyle gitmiyor. Onun istediği gibi gitmiyor çünkü kömür çok pahalı hale geldi vesaire vesaire. Ama doğrudan doğruya o sektörün, petrolcülerin, kömürcülerin sözcüsü olarak geldi. Şimdi aynı şey Brezilya'da Bolsonaro, Amazon ormanlarını keserek işte kereste ticareti yapanların, oralarda çiftlik açanların, işte endüstriyel tarımcıların falan sözcüsü. Doğrudan doğruya Amazonların tahribi düşmüştü Bolsonaro'dan önce. Azalmaya başlamıştı. Bolsonaro da tam bunu vaat etti. Amazonlara daha fazla açacağız, daha fazla keseceğiz. Bunu şey yaparak geldi. Avustralya'ya bakıyorsunuz, Scott Morrison'a. O da kömürcülerin sözcüsü. Yani aslında patern çok tanıdık bir patern. Yani dünyada şu anda iklim müzakerelerini en fazla baltalayan ülkeler kim diye sorarsanız, sözcü olarak bu Madrid'de en son mesela zirvede, Suudi Arabistan. Yani petrol ülkeleri, mesela Kanada bile eskiden gayet sosyal demokrat, bu konularda gayet ilerici bir ülkeydi. Katran petrolleri çıkmaya başladığından beri, Katran petrolü ile şu anda Kanada, Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük petrol ülkesi. Bütün politikalar değişti. Yani biraz bu şirketlerin sözcülüğü meselesi çok belirleyici. Olmuş. Kesinlikle öyle. Yani ve o Avrupa politikalarını da en çok etkileyen işte
Polonya'da o da kömürün etkisi. Almanya bile en iyi ülkelerden bir tanesiydi. Yani bu konuda enerji dönüşümünün öncüsü olan Almanya bir yere geldi, durdu. Almanya'da hala kömürün elektrik üretimindeki payı %40. Bu kabul edilebilir bir şey değil ve Alman hükümeti çok ilerici gibi gösterdikleri bir kararla 2035'te kömürden çıkma kararı aldı. 2035'te değil kömürden çıkmak, Alman ekonomisinin tamamen karbonsuzlaşması lazım. Yani o kadar geç ki 2035. Dolayısıyla yine sektörün, belli sektörlerin, belli çevrelerin etkisi söz konusu. Peki süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Biraz da sizin yaptığınız çalışmalardan bahsedelim. Programın başında sizi tanıtırken İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü dedim. Ne gibi çalışmalar yapılıyor şu anda İstanbul Politikalar Merkezi'nde? Bu konuyla ilgili kaynak evet. ve zaman ve efor harcanıyor diyebiliyorum. Evet. Evet, İstanbul Politikalar Merkezi'nin ana alanlarından bir tanesi iklim değişikliği yıllardır. Birkaç değişik şekilde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Mercator İPM burs programı. Burada her sene iki iklim değişikliği ile ilgili arkadaşımız araştırmacı geliyor ve çalışmalarını İPM'de sürdürüyorlar. Bu seneki arkadaşlarımızdan biri Sinan Erensu, enerji kooperatifleri üzerine çalışıyor. Akgün İlhan da su politikaları ve iklim değişikliği üzerine çalışıyor. İkisi de doğrudan doğruya iklim politikalarıyla bağlantılı. Biri enerji, biri su. Genellikle zaten biz iklim politikalarının çok farklı alanlarında çalışıyoruz. Yani sadece enerji ya da emisyon azaltımı ya da uluslararası politikalar değil. Onlar da var ama onun dışında işte adaptasyon, yani uyum politikaları, tarım, ulaşım, sağlık boyutu meselenin falan çok farklı alanlarda çalışıyoruz. Şu anda bu arkadaşlarımız dışında bir takım projeler ve araştırmalar da yürütüyoruz. Mesela benim geçen yıldan beri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki bir grup arkadaşımla birlikte yürüttüğüm sağlık etkileriyle ilgili, sıcak dalgaları ve sağlık adaptasyonu ile ilgili çalışma var. İstanbul'da sıcak dalgalarından dolayı kaç kişinin öldüğünü hesapladığımız çalışmalar falan yaptık. Bunlardan nasıl korunabileceğimizi şu anda anlamaya çalışıyoruz. Onun dışında Co-Benefits diye bir projemiz var. Yani iklim değişikliğiyle mücadelenin eş faydaları ya da diğer faydaları. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele etmek bizi iklim değişikliğinin kötü etkilerinden koruyor ama aynı zamanda ekonomik faydalar da sağlıyor, istihdam sağlıyor, sağlık faydaları sağlıyor, endüstriyi geliştiriyor. Sizin mesela Türkiye için en basitinden yenilenebilir enerjiye daha fazla geçtiğiniz zaman doğalgaz ithalatınız azalıyor. Yani bütün bunları hesapladığımız çalışmalar, raporlar yaptık ve bu konularda özellikle bürokrasiyi, Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, çeşitli bakanlıklardaki uzmanların vesaire, onların da katıldığı, onların da bir parçası olduğu eğitim çalışmaları düzenledik. İşte çeşitli başka araştırmalarımız var. Örneğin İstanbul'daki araçların elektrikli olması halinde bunun emisyon faydası ne olur? Bunu hesapladığımız araştırmalar İstanbul yapmaya bayağı çalışıyor. Bir herhalde tabii, etkili olur değil mi? Tabii, yani elektrikli bir yere geçersek. Bunun gibi yani çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Bir de şeyimiz var, onu da belki ekleyeyim, takip etmek isteyenler de varsa. Çünkü bütün bunlar araştırma projeleri daha çok ya da işte politika oluşturma çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları vesaire daha dar bir kesime hitap ediyor. Ancak sonuçlar açıklandığı zaman raporların lansmanını yapmak için daha çok kamuoyuna açık etkinlikler şeklinde yapıyoruz veya işte raporları yayınlıyoruz, web sitemizden bulunabilir. Ama ayda bir kez de kamuoyuna açık, herkese açık konuşmalar, konuşma dizileri düzenliyoruz. İki ayda bir iklim kafe düzenliyoruz. Genellikle ayın ilk salı ya da çarşamba günleri oluyor. Burada araştırmacılar kendi iklim değişikliği ile ilgili yaptıkları çalışmaları sunuyorlar. İki ayda bir de, yani bir ay o, bir ayda doğa ve iklim söyleşileri başlığı altında daha çok doğa korumacı akademisyenler, araştırmacılar iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak yaptıkları çalışmaları sunuyorlar. Örneğin işte en son yaptığımız doğa ve iklim söyleşisinde Hakan Gür Kırşehir'den geldi, bir doğa bilimci ve Anadolu'da ki memeli hayvanların iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini ve bir gösterge türü olarak da Anadolu yer sincabının aslında nasıl yaşam alanının daraldığını anlattı.
Yani bununla ilgili kendi yaptığı çalışmaları anlattı. Hani bu tür iklim kafe ve doğa ve iklim söyleşileri de her ay bir kez yapılıyor. Onu da herkes takip edebilir. Evet, bu çalışmalar çok önemli. Hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren bir konuyla ilgili olduğu için o yüzden de size çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet, bugün konuğumuz Ümit Şahin'di. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü. İklimi, iklim krizini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.